kurtarmışsın. Onu bana getirmişsin. Ben kurtarmadım. Kendisi kurtulmuş. Ben sadece eve getirdim. Fikret nasıl ki benim en değerlimi aldı, ben de onun en değerlisini istiyorum. Bak benim bildiğim Fırat Soyer gider kendi intikamını kendisi alır. Aynı fikirde olmamıza sevindim. Kerim'den önce davranıp biz bulacağız Fikret'in kıymetlisini. Var mısın? Varım. Baba geçen gün kaçakçılık büroya bir kadın getirdiler. Fikret İpekçiler. Tanıyor musun? Niye sordun? Meriç geçen gün sizi birlikte görmüş de boks salonunda. Fikret'i tanıyorum. Eskiden muhbirimdi. Ama zamanla bana karşı hissettiklerini öğrenince operasyonu iptal ettim. Oldu mu şimdi? Bak tehlikeli bir kadın bu. Böyle kadınların sevgisi bir anda nefrete dönüşebilir. Sen benden daha iyi bilirsin. Ne sevgisi oğlum, güldürme beni. Fikret böyle şeylere değer vermez. Böyle şeyler derken manevi şeyler mi yani? Ne değer verir Fikret mesela? En değerlisi nedir? Tarihi eser. Bir de 30 yıllık papağanı. Ama hepsi takıntı. Bana duyduğunu söylediği sevgi de takıntıdan başka bir şey değildi işte. Ama geçti bitti. Ay, dur, ne yapıyorsun? Yap! Sakin, bayıldı. Allah kahretsin ya. Abicim neredeyse yakalanıyorduk. Hem biz ne alacağız bu evden ha? Fikri olan var mı? Bana en değerli şey buymuş gibi geldi. Faberge yumurtası. Çok güzel ya. İnsan bir yumurtayı niye bu kadar süsler ki ya? İncelik Yiğit, incelik. Sen ne anlarsın ya? Ya bunda kesin alarm falan vardır şimdi. Kırdığımızdan çalmaya başlar. Yapacak bir şey yok. Kıracağız, alacağız, kaçacağız. İyi, tamam. Çek, çek, çek. Gel, şöyle gel. Kerim yumurtayı çaldı. Allah kahretsin ya. Ne oluyor ya? Polis gelecek. Hadi gidelim lütfen. Hadi. Ya Yiğit ne yapıyorsun hadi? Ben buradan bir taksiye biner giderim. Saçmalama Işıl, ben bırakırım seni eve. Pardon da. Ben kendimi bildiğim bileli evime yalnız başıma gidip geliyorum. Ayrıca sen kendini benim kahramanım falan mı sanıyorsun? Ne kahramanı Işıl ya? Benim senin gibi kahraman olma kompleksim yok. Olamazsın zaten. Senden olsun olsun ancak kahraman olur. Korkma Işıl. Başını belaya sokma Işıl. Ben buradayım Işıl. Neyinim ben senin ha? Ortağız biz sadece değil mi? Bunu sen söylemiştin. Ortaksak eşitiz demektir. O yüzden Yiğit doğru söz, senin beni korumana ihtiyacım yok. Öyle mi? İyi tamam. Nasıl istiyorsun öyle olsun. Zaten sana iyilik yaramıyor. Yaramıyor. Yapma bana iyilik. Ben sana iyilik yapıyor muyum? Senin ne işin var burada Fırat? Fikret'in cezasını Kerim'e kestirmene gerek yoktu baba. Bana yapılanın cezasını ben keserim. Fikret'in papağanını aldım.
kümesi, tavuğu falan yok muydu? Onları da alsaydın. Baba. Çabanı takdir ediyorum Fırat. Ama Kerim, Fikret'in değer verdiği şeyi getirdi bana. Aklın sıra, ben ne yarışacağını sandın ha? Her şeye inanırdım. Bu kadar saçmalayacağına aklına gelmez. Bakalım yumurtasını özlemiş mi dostumuz? Efendim Çetin? Bende sana ait bir şey var Fikret. Duydum. Çalarken mahalleyi inletmişsin. Ayıp yani. Faberge yumurtan bende Fikret. Çaldığın şey sadece iyi bir replika. Ha, sakın bir kenara atma ha. Üzerindeki taşlar değerli. Anneciğim, anneciğim. Bu ses? Alırım aşağı, alırım aşağı. Çetin sakın. Sakın. Oğlum o benim. Bırak çabuk oğlumu. Bu sana bağlı Fikret. Oğluna zarar gelmemesi için ne yapman gerektiğini biliyorsun. Herkes bilsin ve görsün istiyorum. Işıl. Kendimi asla aşık olmaz sanırdım. Seni görür görmez çarpıldım. Herkesin önünde soruyorum. Benimle çıkar mısın? Ben ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Evet diyebilirsin. Üzgünüm. Senden özür dilerim. Bugünkü göreviniz çok önemli. Yüzük yüzük kuyruğuna geldik. Sonucu almamıza çok az kaldı. Peki Çetin'i görünce ne yapacağız amirim? Görmeyeceğiz. Çetin konseye davet edilmedi. Kendini zorla davet ettirdi. Kim dost, kim düşman anlamadan atlamaz Çetin. Oraya en güvendiği adamını yollayacaktır. İşte o adam bizi Çetin'e götürecek. Derdimiz maraz çıkartmak değil. Üzüm yemek. İsteriz ki kardeş olalım. Komiserim, ben sinyali veriyorum. Tamam. İşaret geldi. Yetti Fidan. Fırla Meriç. Galiba. Baskın varmış.
Polis mi var? Siren sesi duyuyor musun Sazlı? Çıkmamız lazım. Burada kalamayız. Açılın asayiş ver Kemal. Bizimkisi hayat okuluna intikal. Bana kafa tutmak koca bir hayal. Burada başaramamak sıfır ihtimal. Polise demese ne varsa bizden sorulur. Can dişe takılır, çene sıkı tutulur. Ne zaman bizim işimizin adı sorulur. Aşk diye yazılır, risk diye okunur. Anlamamalıydılar. Amirim en azından polis olduğumuzu anlamadılar. Vallahi bunca yıllık polisim. Benden kaçan suçlular da aynen böyle kaçar. Yani bence anlamış olabilirler. Tabii ya. Dosyadan kaçan suçluları biliyorum. Yalnız komiserim özele girmezsek. Baskına gelsek ilk iş etraflarını sarardık. Böyle ellerini kollarını sallaya sallaya gittiklerine göre polis çıkın elemişlerdir. Vay. Suçlu psikolojisi. Aferin kız. Vekili görebilen oldu mu? İnşallah Yiğit görmüştür. Nerede bu çocuk? Ya başına bir şey geldiyse? Dur dur dur! Ya alevlenme hemen. Ya içeride birisi varsa? Amirim ne mi edersiniz? Ya komiserim sen ne diyorsun ya? İçerideki adam benim kardeşim, senin de meslektaşın. Kimse beni burada tutamaz. Meriç! Yiğit! Kardeşim ölüyordum ya. Yiğit, bana vekili gördüğünü söyle. Maalesef amirim. Ama başka şeyler buldum. Masadaki her sandalyenin başında bu kartlardan vardı. Bir tanesi hariç. Onda da bu vardı. Yüzükle gelecekti tabii. Aferin oğlum sana. Kaya, bunu derhal bizim laboratuvara gönder. Bu vekil kimmiş, neyin nesiymiş öğrensinler. Emredersiniz amirim. Zor yoldan oluyor ama sonuna yaklaşıyoruz galiba. Hadi gidelim buradan. Yalnız yani o yüzük de hayatımda gördüğüm en iğrenç yüzük ha. Sen ne anlarsın yüzükten?
Ne kadar anladığımı bir gün öğreneceksin Sedacığım. Günaydın baba. Baba. Efendim. Günaydın dedim ama duymadın herhalde. Aa, biraz dalmışım işte. Babacığım bak endişeleniyorum senin için. Ne oldu dün bir işim var diye çıkıp bir yere gitmişsin. Orada canı sıkacak bir şey mi oldu? Yok be oğlum. Uzun zamandır görüşmediğim arkadaşlarla görüştük. Ha, iyi var. Pilav da yediniz mi? Bak bak sıpaya bak. Dalga geçme baban. Yok. Son anda davetsiz bir misafir geldi. Tadımız kaçtı ona sıkıldım. Kimmiş o? Bilmem. Ama nasıl olsa öğreneceğim. Babacığım farkında mısın? Ben Necdet Amir dışında başka hiçbir arkadaşın tanımıyorum senin. Yani onu da ne kadar arkadaşın denebilirse tabii. Hiç kadar. Babacığım öyle diyorsun da eskiden çok iyiymişsiniz. Ondan sonra ne olduysa olmuş. Hiç kimse bir şey de söylemiyor. Yani ben bunları öğrenecek yaşa geldim artık bence. Haklısın. Geldin. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Peki anlatacak mısın yani sen şimdi? Sen istemedin mi? Vay. Hazırım. Necdet, dün akşam senden haber gelene kadar aklım çıktı. Korkma, eskisi gibi değil. Dün gece öyle ekstra bir durum vardı. Hem zaten yaşlandım ben de öyle operasyona falan pek çıkmıyorum. Ne zaman gitsen makamında. Ki çok sık geliyor. Ay çok seviyorum, ne yapayım? Babamı çok seviyorum yani. Çok özlüyorum ben babamı, bir tanecik babam benim. Yüzükten parmak izi çıkaramadık amirim. Babacığım, işle mi ilgili bir sorun mu var? Ya bir suçlunun kimliğini tespit edecektik. İşler umduğumuz gibi gitmemiş. Kötü bir şey yoktur inşallah. Yani yaralanan falan yok değil mi? Necdetciğim, bak ne kadar güzel bir havada oturmuş kahvaltı ediyoruz birlikte. Ne olur iş için suratını asmasan. Yok ya Asuman. İnsan böyle bir kahvaltıya oturur da mutsuz olur mu? Mobilya bakmaya ne zaman gidiyoruz? Sen ne zaman uygunsan haber ver. Ben bir şekilde ayarlarım. Anneciğim ne mobilyası ya? Bizim her şeyimiz var. Üstelik hepsi yeni. İşte o yüzden sen bizimle gelmiyorsun küçük hanım. Sana kalsa sen sedirde bile uyursun çünkü. Necdet. Ya Asuman bir sürü insan benden emir bekliyor. Kahvaltımın bitmesini mi beklesinler? Tamam peki börek de vardı ben onu alayım. Çok tehlikeliydi ama kafaya koymuştuk. Alacaktık onu. Çetin Soyer'i mi? Evet. O dönemler risk almamak için Necdet'le görüşmüyorduk bile. Arada bir haberleşiyorduk. Uzun zaman fırsat kolladım. Çetin'e suçüstü yapabileceğimiz şartlar oluşunca Necdet'e mekanı ve zamanı uçurdum. Ama o başka bir kaynaktan farklı bir istihbarat almıştı. Parmak izini alamadık. Kaya yüzüğün emniyet kayıtlarına bakıyor. Benden haber gelene kadar herkes gündelik görevine devam etsin. Çıkışta yüzüğün izini sürmeye başlayacaksınız. Necdet amiri sana değil de o istihbarata mı güvendi yani? Bak oğlum, sakın unutma. Sağduyu susarsa şeytan fısıldamaya başlar. Sana da güvenmedi demek ha? Yani sana nasıl güvenmez baba? Hadi hadi bakalım soğutmadan. Daha bir ay sabah kahvaltısı yok. Ona göre bol bol yiyin. Ay Kenan Bey, çok şükür bu sene de nasip oldu Ramazan. Şükür hanım. Çok şükür. Simit.
Olur oğlum. Annem Simet. Oğlum ondan sonra o görüyor ya böyle tak diye kalıyor. Acayip girdim. Asım, Mehmet. Hayret. Adımızı hatırladın abi. Ne? Biz senin sadece Yiğit adını bildiğini sanıyorduk da. Kusura bakma yani. Siz bana trip mi atıyorsunuz? Meltem bitti, siz mi başladınız ha? Artık sadece Yiğit'le takılıyorsunuz ya. Bizden sıkıldın diye şey ettik yani. Yiğit başka, siz başka. Yiğit'le hamurumuz aynı. Ama siz onda olmayan bir şeye sahipsiniz. Neymiş o? Benim sonsuz güvenim. Oo gençler, bu ne samimiyet ya. Siz şimdi bir kolaya üç tane kamış da istersiniz ha. Bahattin abi, bizi yorma. Hadi abi, hadi. Bak bak bak, tavırlara bak. Evet sayın seyirciler. Bu hafta kaliteli mizaha tahammülün kalmadığı yerdeyiz. Karabil Lisesi'ndeyiz. Abi, hadi. Tabii, benim zaten işim vardı. Kolay gelsin size. Işıl'a sürprizlerim var. İlki bugün. Birkaç ayarlama yapmamız lazım. Hadi gelin. Hadi. Yiğit. Aa paşam. Bakıyorum da cevap vermeye tenezzül bile etmiyorsun. Hayır yani ben çok meraklıyım sanki seninle konuşmaya. İyi konuşma o zaman Işıl. Aa iyi be. Ben sadece dünkü operasyonu soracaktım, o kadar. O seni ilgilendirmez. Her işinize ben koşarken iyi ama değil mi? İş hesap vermeye geldiği zaman polis olduğunu hatırlıyorsun. Anlatacaksın. Anlatmak zorundasın, ben senin ortinim. Anlatmayacağım. Tamam mı? Git Necdet amire sor, o anlatsın sana her şeyi. Benim işim var. Tabii canım, tabii kesin işim vardır. Okula Meltem'le gelmediğine göre şu an içeride seni bekliyor galiba. Evet, Meltem olmayınca benim dünyam kararıyor. Tamam mı? Hiçbir şeyin tadı yok Meltem olmayınca. Hayatın tadı yokmuşmuşmuşmuş. Sen ne anlarsın be tattan? Hoş ofisten tadını bile anlamazsın. Işıl. Efendim. Ya sen benimle niye uğraşıyorsun ki? Ha? Senin özel hayatında uğraşman gereken bir Fırat yok mu? Sana ne benim özel hayatımdan? Allah Allah. Benimki halka açık ama prensesimizinki kimseyi ilgilendirmez, öyle mi? İlgileniyorsun yani. Ya adam sana ilanı aşk etti herkesin içinde. İlanı aşk. Ben ilgilensem ne olur, ilgilenmesem ne olur? Herkesin gözüne sokuyorsunuz zaten. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Meltem, Ayfer teyzemin sana kız baktığını biliyor mu? Hayır yani duyunca üzülmesin, yazık. Bravo. Harikasın, vallahi gerçekten bravo. Anlatacaksın. Anlatmak zorundasın. Fırat'ı beni tamamen kaybettiğine inandıracağım. Kıskançlıktan geberteceğim onu ya. Başka birini benim yanımda görsün, o zaman alınacak o anneyi Konya'ya. Tatlım şu aklından geçenleri aklından bir daha geçirsen. Yani bu raddede Fırat'ı biraz daha kızdırmak ne işine yarayacak ki? Ay kızsın bence ya. En azından Meltem'e karşı bir şey hissetmiş olur. Saracığım, ikinci bir emre kadar ilişki koşumu bırak canım. Bırak tatlım, bırak güzelim, bırak. Yiğit! Bir bakar mısın? Ne haber? Ne yapıyorsun? Ne olsun? Öyle ders başlamadan önce kantine uğrayayım dedim. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Sahra'nın kariyer planını çiziyordum. Ha. İyi, kolay gelsin o zaman. Derste görüşürüz. Yiğit! Sana bir şey sormam gerek. Sor. Böyle ayakta olmaz ama. Otursana. Asiye Hanımcığım, biliyorsun yarın Ramazan'ın ilk günü. Aa, senin oğlunun adı Ramazan mıydı? Yiğit, ayol Yiğit, Ramazan değil. Ha, şu doktor olamayan.
O doktor olamayan. Hala olamıyor mu? Asiye Hanımcığım, hala olamıyor. Bak ne diyeceğim. Elif kızımızla yarın bize iftara mı gelseniz? Zamanında bana iftira attın attın. Şimdi sıra torunuma mı geldi Ayfer? İftar diyorum ayol, iftar, iftira değil. Aa, ben sana niye iftira atayım ayol delimine? Ha, iftar, tamam. Hah, iftar diyorum işte. Bize gelseniz de Elif kızımla birlikte. Ya vallahi gelmek istemiyorum da. Şimdi ben gelmesem? Sen kesin gelirsin. Gelirim vallahi. Ya dur Ayfer, daha bir şey vermedik. Ne oluyor öyle gelinim melinim diyorsun ya? Asiye Hanımcığım, gelirim diyorum. Gelinim demiyorum, gelirim. Aman aman, sakın sakın. Tamam tamam, biz geliyoruz. Hah, oh be, tamam. Mutlaka bekliyorum bak. Ey Allah'ım ya Rabbim. Gelinim de derim, gelirim de derim. Sen gel bakalım, ben sana neler yapıyorum gör. Ya ne kadar komik bir çocuksun sen, değil mi kızlar? Öyle miymiş? Komik diyorsam komik. Şey, ben kaşarlı tost demiştim ama siz ne anladınız acaba? Şuna bak ya. Resmenin adına yapıyor. Ama sen görürsün Bahraman Bey. Kızlar ne haber? Nasıl gidiyor? Aa Yiğit. Sen de mi buradasın? Ne tesadüf. Ya değil mi? Çok büyük tesadüf. Değil mi? Değil mi? Gel. Sayın hocam, afiyet olsun. Sağ ol Tintin. Aman Bahattin, tamam çıkabilirsin. Vallahi hocam, bu Seda hemşire hemşiremiz diye demiyorum da, ne güzel kadın ya. Yemin ediyorum böyle güzellik yarışmasına katılsa falan var ya, acayip derece alır. Sana soran oldu mu acaba? Sanki bana güzellikten anlıyormuş gibi bir de yorum yapıyor. Vallahi yıllardır okulun her şeyini bana yaptırdığınız için her şeyden anlar olduk hocam. Öf, çok konuşma da hadi işinin başına. Sevzek. Hocam bugün doğum günüymüş. Ne? Çeksene oğlum parmağını. Bir de kocaman parmağını dayamış oraya. Eyvah, benim bu sıra dışı biliyorum. Kesin yine başıma iş aldım ben, değil mi? Hay Allah'ım. Ben neden daha önce bakmadım ki? Saat kaç? 10 hocam. 10. Benim acil bir hediye düşünmem lazım. Acil bir hediye düşünmem lazım. Bu Meriç denyosundan önce kutlamalıyım ben. Zaman da kalmadı, hay Allah. İyisi mi iyisi alacaksanız, manken gibi maşallah. Kesin 34 bedendir. Dünya aret bacım olsun da. Tabii ya. İşte bu. Aferin lan Tintin. Aman Bahattin. Aferin lan sana. Aferin. Aferin. Arada kafan çalışıyor. Bazı bazı. Evet. Aralarda çalıştırıyoruz. Meltem. Sen ne diyecektin bana? Yeni tarzına bayıldım diyecektim. Ha. Sağ ol. Vallahi birden stil değiştirmek cesaret ister. Cesaret mi? Şu an cesaret kelimesinin içinin boşaltıldığı andayız. O cesaret ancak saç kesiminde kullanabilir yani. Yok merak etme, ben değdiğini düşünürsem her şeyde kullanırım. Neyin deyip neyin değmeyeceğini göremeyecek kadar kör olduğun için pek de bir önemi yok. İşte ona körlük demiyoruz, seçim diyoruz. İyi madem. Seçimlerini yaşayacak cesaretin vardır umarım. Hala saçtan bahsediyoruz değil mi? Bana başka bir şeyden bahsediyormuşuz gibi geldi ama. Şimdi,
Siz de mi buradaydınız Meriç hocam? Yok, ben kantindeyim aslında, bu yanılsamam. Tövbe tövbe. Arkadaş edinmişsiniz, tanıştırmayacak mısınız? Merhaba. Komik mi şimdi bu? Seda hemşire, sizin yüzünüz niye asık böyle güzel bir günde? Benimki de laf işte. Ortamdaki espri kalitesi malum. Ne münasebet. Sedacığımı güldürmek benim için nefes almak gibidir. Ayrıca özel gün derken? Aa, bilmiyor musunuz? Nereden bileceksiniz tabii, siz ben misiniz? Bugün Seda hemşirenin doğum günü. Ne? Doğum günü mü? Benim niye haberim yok bundan, bunun niye haberi var? Ben değer verdiğim insanların doğum günlerini atlamam efendim. Asla ve kata. Nice uzun yaşlara efendim. Buyurun. Ben ilk önce kutladım, oh olsun. Ya çok teşekkür ederim Semih hocam, çok incesiniz. De bu ne? Hediyeniz efendim. Hiç hediyesiz olur mu öyle kuru kuru? Ya dünyanın en gudubet hediyesi. En azından bir hediye verdim Meriç Hoca, değil mi? Allah aşkına hangi mağazanın vitrininden çaldınız bunu Semih hocam? Tövbe tövbe, Allah korusun. Ne çalması efendim? Parayla satın aldım ben bunu. Yani kısacık zamanda anca bunu bulabildim. Ne olur kusuruma bakmayın Seda hemşire. Ya peki çok teşekkür ederim Semih hocam ama ben ne yapacağım bununla? İlk yardım mankeni efendim bu. Hani çocuklara suni teneffüs, kalp masajı gösterirsiniz diye düşünmüştüm. İsterseniz ben göstereyim size. Yani mankenle göstereyim size demek istemiştim. Önce mankeni sırt üstü yatırıyoruz ve kalp masajına başlıyoruz. V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 ve hayat öpücüğü. Merhaba demek yok mu Işıl? Merhaba. Oldu mu? Acelem mi var? Evet, Semih Hoca ile işim var. Işıl. Gel sen oturup iki muhabbet edelim, konuşalım. Bak Fırat'ın küçüklüğüne ait acayip hikayeler var biliyor musun? Ben sana hiç anlatmış mıydım onları? Ne kadar romantiksin Mehmet. Ay Mehmet. Ya çok dinlemek isterim ama şu an benim işim var. İnşallah başka zamana. Hasta falan mısın? Yani canım bir şey mi sıkıldı? Yo, neden ki? Ne bileyim, gergin görünüyorsun. Yok canım, ne gerginliği? Yani gerilmem için bir sebep mi var? Ne tür müzikler dinliyorsun? Yiğit. Bir şey sordum ama. Pardon ya şey ben... Dalmışım ben. Polisiye severim. Aha, polisiye müzik mi? İlk defa duydum ya, çok enteresan. Görüşürüz. Oğlum ben size güvenemeyecek miyim ha? Sen benim çocukluğumu nereden biliyorsun? Hani anlat dedi, ne anlatacaksın? Hiç. Evet. Aferin. Demek bugün Sedacığımın doğum günüsü. Neden yurtta ve cihanda bayram havası esmiyor? Neden havai fişekler patlamıyor? Çünkü doğum günleri çocuklar için. Ben doğum gününden nefret ederim. Ya hiç doğum gününden nefret edilir mi? Herkes böyle etrafında pervane olur, istediğin bütün şımarıklığı yaparsın. Kimse de sana bir şey diyemez. Bakıyorum da siz şımarıklık yapmak için doğum gününü bekliyor gibi görünmüyorsunuz pek. Ayrıca benim şımarıklık yaptığımı ya da yapmak istediğimi nereden gördün? Ben şımarıklıktan nefret ederim. Aynı ben vallahi. Yani ben de hiç hoşlanmam böyle sululuktan falan. Sizinle ne çok ortak yanımız var bizim. Evet, ama muhakkak bir kutlama yapalım bence. Bu söyleyeceklerim kayda geçmesin. Semih Hoca'ya katılıyorum. Kutlama şart. Hayır, hayır. Ben asla kutlama istemiyorum.
çok sert tepki verdi. Ya kızarsa? Kesin istiyor da. Söyleyemiyor bence. Düşünceli, çok ince bir kişilik çünkü. Kimse yorulmasın istiyor. Zaten benim ona hazırladığım partiyi görünce siniri falan kalmayacaktır. Siz yüzünüze gözünüze bulaştırmayın da. Siz bana bırakın, ben her şeyi ayarlarım. İmkansız. Cesedimi çiğnemeniz lazım. Zevkle. Daha hocalarım tutama. Acaba kutlamalardan önce yine güreş mi yapsanız? Hem Seda hemşirenin de hoşuna gider. Fatih! Tamam ya, ne bağırıyorsunuz? Diyorum ki kutlamayı bahçede mi yapsak? Olmaz. Kantinde yapmalıyız. Bu havada ne kantini canım? Siz Seda hemşireyi yakından tanımadığınız için... efendim kendisi pek güneşten hoşlanmıyor da. Ay, benim doğum günüm de kış ayına denk geliyor Meriç hocam. Kantin bana uyar vallahi. Yani hep beraber kutlarız ha? Ne dersiniz? Ben de mis gibi bahar çocuğuyum. Her türlüsü olur. Hiç fark etmez yani. Arkadaşlar, lütfen gündemimize sadık kalalım. Kalalım tabii, kalalım. Bahattin kim ki zaten? Gündem. Ne güzel söylediniz öyle. Ben de yardım edecek birkaç gönüllü bulurum. Sonra kantini süsleriz hep beraber. Böyle konfetiler, balonlar falan. Ben de pastayı falan hallederim. Tamam ya. Oldu bu iş. İşte bu. Gel. Hocam bunun geçici bir anlaşma olduğunu unutmayalım. Tabii tabii. O zaman işimize koyulalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yüzük parmağın olmadı mı reis? Ah pardon ya, sen dün baskında yüzüğü bırakıp çıkmıştın değil mi ya? Ben onu unuttum reis ya. Ben yutamayacağım, lokmayı yemem. Tutamayacağım, sözü vermem. Yapamayacağım, işe de girmem. Sen merak etme Kerim. Efendim patron. Evet, reis burada. Tamam, tamam, hoparlörü alıyorum. Bu işi halledeceğini biliyordum Kenan. Yine meseleyi kansız ve istediğimi alacağım şekilde çözdün. Açıkçası tam olarak buna ihtiyacımız vardı. Artık rahatlıkla diyebilirim ki Kenan geri döndü. Eyvallah. Baskın için kimden şüpheleniyorsun? Polis olabilir mi? Sanmam. Konseydekilerin içini dışına çıkarsan bakmaya utanırsın. Birinden şüpheleniyorsun. Belki. Bakacağız. Biz ne zaman buluşuyoruz? Çok yakında. Sabırlı ol. Önce yeniden sağ kolum olmanın tadını çıkar. Sonra zaten her zamankinden daha fazla işin ve sorumluluğun olacak. Benim ağzımın tadı kaçalı çok oldu Çetin. Boş ver, geçelim bunlara. Nedir bu fazla iş? Vekilim sensin ama insanoğlu yaşlanıyor Kenan. O yüzden ileride yerine geçecek vekili de sen yetiştireceksin. Benim yerime? Kimi düşünüyorsun? Tabii ki Fırat'ı. Onu pişirmeni istiyorum Kenan. Emin misin? Eskiden Fırat'ın bu işlere bulaşmasını pek istemezdin. Ben istesem de Fırat uzak durmuyor Kenan. Bari bu alemi en iyisinden öğrensin. Şimdi ben tam hatırlayamıyorum. Bu mu dünyaydı? Böyle etrafında dönüyordu filan. Hah, geliyor sizin ezeli rakipler. Kim? Bu pısırıklar mı ezeli rakip? Vallahi ezip geçtiler sizi münazarada. Biz aksiyon olsun diye katıldık bir kere.
Böyle inek aktivitelerle hiç işimiz olmaz normalde. Hiç. Tiplere bak. Bazı kızlar tipten değil, zekadan hoşlanırlar tatlım. Soner'cim, münazara toplantımız bugün değil mi canım? Bugündü Zeki'ciğim. Çok önemli bir toplantı olduğu için sorayım dedim. Sor tabii, sor. Çok önemli bir toplantı olduğu için atlamayalım değil mi? Yüzdeyiz. Hayır, kıytırık bir münazaraya mı kasılıyorlar bu kadar? Anlamıyorum ki. Öyle deme abi. Bunların altında kaldık bir kere. Yuh olsun bize be. Ya abi. Kızlar hakikaten zekadan mı hoşlanıyor ya? Öyleyse işimiz çok zor. Zeka var, zeka var Asım. Göstereceğim ben bizim style zekayı. Lan ne yapacağız? Aklında bir şeyler var. Merak etme sen. O iş bende. Hadi. Çekil! Buyurun. İyi dersler hocam. Sağ ol hocam. Otur. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. Bazı şeylerin taşınması için yardım edecek birkaç gönüllüye ihtiyacım olacak. Seda hemşirenin doğum günü için. Aa, bit tabii hocam. Evet, var mıdır Semih hocanız için gönüllü olacak arkadaşlar? Çocuklar. Gönüllü olacak öğrenciler için olumlu kanaat not kullanacaktım ama neyse. Hı. Ne yapıyorsun oğlum? Hamallık mı yaptıracaksın bize? Sal kendini, sal. Bak neler yapacağız şu ineklere. Bir bildiğiniz var oğlum herhalde. Şişt. Gene neyin peşindesiniz siz? Ufak bir işimiz var abi. Ufacık. Tamam o zaman. Hadi çocuklar çabuk. Daha yapacak çok iş var. Hadi. Haydi bakalım. Hocam tekrar teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi dersler. Hadi. Sağ ol. Resmen sandalye masa taşımaya gittiğimizin farkındasın değil mi? Acı yoksa kazançla yok kankiletto. Oha o ne lan? Revirden yürüttüm. Sizin niyetiniz sadece dersi kaynatmaksa bakın çocuklar şimdiden söylüyorum. Buna asla, asla müsaade etmem. Olur mu hocam? Siz bizi hiç tanımamışsınız. Göreceğiz. Fırat'a haber ver. Yarın onunla buluşmak istiyorum. Babasının borç deposunda. Bu işin bir yere varmayacağını biliyorsun değil mi reis? Fırat daha çocuk, çok toy. Toylu kırsan daha evladır Kerim. Ne bekliyordun ki? Çetin İmparatorluğu'nun sana mı kalacağını sandın? Yüzük Fırat'ın oğlunun hakkı. Hikmet'in yanına bir git. Yeni yüzük ne alemde bir bak. Giderim reis, giderim. Ama o yüzüğü takmak kime nasip olacak onu göreceğiz. İşte böyle Asuman'cığım. Bu sene de Allah nasip etti Ramazan'a kavuşmayı, çok şükür. Aynen Ayfer'cim. Ben de yarın iftara ne yapsam diye düşünüyordum. Aa, ben de sizi iftara davet etmek için aradım. Gelsenize beraber yapalım. Aa, olur vallahi. Necdet de bu aralar çok yoğun. Beni iftara bekleme dedi. Heh, tamam işte. Hep beraber yapacağız o zaman. Çok sevindim. Mutlaka Işıl'ı da getir ama. Tamam canım. Yarın görüşürüz. Tamam canım, görüşürüz. Vallahi doldu billa.
berbat oldu bu iş. Ay inşallah bayramda size koç getireceğimiz günler de nasip olur ha Sumancığım. Becerdim. Bitti bu iş. Hoş geldin. Aa, bu ne böyle? Hiç sorma. Sen niye geldin? Niye acaba? Ya tabii ki de doğum günü kızımın. Sıkıştırmaya geldim. Biliyorsun ben nefret ediyorum böyle şeylerden. Ya ne bileyim. O kadar çok zaman geçti ki belki bu hain doğum günü tezgahıyla barışmışsındır artık dedim. Barışmadım. Bu ne ya? Ya Işıl, ben nefret ederim hediyelerden biliyorsun. Ya... Bu senin de. Bu ne ki bu? Seni istemeden kırdım sanırım. Affet beni. Her şeye yeniden başlamaya ne dersin? Eğer kabul edersen bu gece 12'de beni ara. Yiğit. Ya. Ne yapıyorsun oğlum? Bütün şehrimi hasta edeceksin. Ne bileyim abi, sayı vermedin ki. İki tane misil yeterdi be. Biraz Soner'e, biraz da Zeki'ye. Güzel. Görsünler bakalım şimdi kim daha zeki. Ne yapıyorsun acaba Asım? Kötü adam gülüşü yapıyorum. Yani duruma uygun yani. Ya Allah'ım ya. Şişt. Pişt. Münazara takımı. Gelin gelin. Gel. Korkmayın lan gelin gelin. Gel 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 böyle. Zeki gel. Hadi. Hadi. İçin bakayım azıcık vitamin girsin vücudunuza. Yok ben limonata sevmem ya. Seveceksin. Siz bize niye davranıyorsunuz? Biz düşündük, taşındık. Bizi bileğinizin hakkıyla yendiğinize karar verdik. Ayrıca okulumuzu temsil edecekseniz size iyi bakmamız lazım, değil mi? Hadi. Hadi 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 iç. Çocuğum kan yapar, kan yapar. Gönder hepsini. Ne yapıyorsunuz siz burada? Semih Hoca mutfak hazırlıklarına da bakın dedi de o yüzden buradayız. Evet. Yemezler canım. Daha masalar düzenlenecek, sandalyeler taşınacak. Hadi bakayım, naş naş. Tamam. Bak daha buradalar, hadi. Siz ne yapıyorsunuz burada? Taşkın zekalı şaşkınlar. Benden limonata mı çalacağınızı zannediyorsunuz siz ha? Peki Bahattin abiniz buna göz yumar mı? Bence yummaz. Yummaz tabii. Gelin bakayım şunları. Çekilin. Aferin Bahattin. Yine bir çakallığı bertaraf ettin. Şekersizmiş bu ya. Da yetmez ki ya hoca şeye. Oh 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 oh. Bebelere bak ya, bizi kandıracaklar. Niye zahmet ettin ya? Çok teşekkür ederim. Ha? Rica ederim canım ablam benim. Biliyordum pişman olduğunu.
Ha, Yiğit de hiç böyle kalpli birlikte kalacak bir tip yok ama. Seni de hiç tanımamış. Aa, öyle deme. İnsan alışıyor. Hem güzel de gelebilir zamanla. Ah ya. Aşk işte. Ya. Bileklik hediye etmenin özel bir anlamı var mı sence? Yani arkadaşça bile etmiş olabilir. Ben ne anlarım kızım? Benim için bu araları en önemli mücevher Bekir'in yüzüğü. Aa, harbiden ne oldu o iş? Hiç sorma. Yüzükte hiç parmak izi bulunmadı. Sistemdeki araştırmada da herhangi bir ipucuna rastlanmadı. Necdet tam bir mesaj atmış hepimize. Okul çıkışı yüzüğü yapan ustaya araştırma emri geldi. Ne yapıyorsun ya? Aa, ya ne yapıyorsun? Bıraksana, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Bırak, bırak. Bir şartla bırakırım. Ne? Aa, hayır, olmaz. Çıkar onu aklından, hayır. Ya Sedacığım ya. Alt üstü 2-3 tane kuyumcu gezeceğiz ya. Bu bir operasyon değil ki. Bak, güya sizin bir işiniz çıkmış. Ben de müsaitmişim. Ben katılmışım. Sen Mirç'i de ikna edersin. Ne olursun ablam, lütfen. Olmaz. Ya Seda, sen Yiğit'i tanıyorsun ya. Ne kadar dalgalı bir insan. Fikrini değiştirmeden benim Yiğit'le yalnız konuşmam lazım. İyi, ben de bütün okula doğum günün olduğunu yayarım o zaman. İzin verdin yani. Tamam. Evet be, kimin ol? Oh be, kimin ablası be? Oh, iyi ki doğmuş be. Dikkatli ol. Tamam. Kırdı hediyemi. Hah, iyi dom. İyi ki geldin ya. Bu çıkıştaki kuyumcu operasyonu var ya şimdi. Aynen, ben de onu konuşmaya geldim zaten. Hah, ya biraderim, ben ona gelmesem olur mu? Ya bugün Sedacığımın doğum günü de, biz Semih Hoca ile beraber ona sürpriz bir parti hazırlıyoruz. Seda'nın doğum günü mü bugün? Ama tabii doğum günü kızı partide olmayınca partinin de bir anlamı yok. Yani. İyi, tamam canım, ben hallederim, sen işine bak. Zaten kalabalık gidersek dikkat çekeriz. Altı üstü bir yüzük soruşturacağım sonuçta. Ben geliyorum seninle. Seda'yla konuştum. Yok canım, daha neler. E olur aslında ya. Işılcığım yüksek dedektiflik becerisiyle halleder bence. Tabii canım. Ben hallederim. O zaman yüzük kardeşliği başlasın. Geldiğimizden beri susuyorsun ya. Ne yapayım? Benimle konuşman gereken bir şey yok mu? Var mı? İlla gece 12 olsun istiyorsun. İyi peki, tamam, gece 12 olsun. Kızım ne diyorsun sen? Çok yerlisi miyim ben ya? Allah Allah. Gel şu dükkana bakalım, yürü. Of Yiğit ya. Yiğit. Bizim sipariş ne durumda? Çok az bir işi kaldı. Aa, senin için bir de işini titiz yapıyor diyorlar. Bizim titizliğimiz sanatımıza. Çetin özensiz hiç sevmez. Çok seçicidir. Adam konusunda da seçicidir ya. O artık taşın iyisinden bile nadir bulunuyor. O da haklı. İşin niye uzadığı belli oldu Hikmet. Sen fazla konuşuyorsun. Sana 2 gün, yarından sonra bir adam yollayıp aldırtır müziği. Kaçıncı dükkan oldu ya? Ne kötüymüş bu kuyumcu camiası. Ya yüzünün üstündeki işlemeyi tanıdılar da büyük ihtimal yapan ustadan çekiniyorlar. Gel bir de şuraya bakalım, gel. İşler amcacığım. Buyurun kızım, hoş geldiniz. Işıl, bıraksana kolumu, ne yapıyorsun? Hayatım, ne yapıyorum ya? Hayalimdeki yüzüğü aramakla meşgulüm şu an. Buyurun, ne istersiniz? Amcacığım, biz sözümde nişan yüzüğü arıyoruz. Maşallah, maşallah. Allah tamamını erdirsin.
Amin amcacığım. Biz bir yerde kocaman siyah taşlı bir yüzük gördük. Hatta sapında eski harfler var. İçinde de figürler var. İşçiliğini de çok beğendik. Siz ustasını tanıyor musunuz? Sapındaki eski harfler mi? Ustayı tanıdım tanımasına da onun yaptığı işler sana gitmez kızım. Hem öyle alyans ne olur? Başka vereyim ben size. Amcacığım ben sözlüğüm için istiyorum onu ya. Böyle taktığı zaman bir kilometre öteden gözüksün yani. Bütün kızların gözü onun üstünde de böyle meltem meltem geliyorlar. Abartmasam mı? Güzeller güzeli sözlüm benim. Ah gençlik ah. Amcacığım bakın. Eğer bir evlilik başlamadan bitsin istemiyorsanız bize söyleyin ustanın kim olduğunu lütfen. Madem hanım kızım bu kadar çok istiyor söyleyeyim. Yüzüğün sapındaki Arapça harfler Hikmet Usta'nın imzası. Üst kat merdivenlerden çıkınca sağda ikinci dükkan. Teşekkürler, kolay gelsin. Ya Sedacığım bu ne acele ya? Ya Melik sen demedin mi Semih Hoca'yı sandalye tartmadı adam düştü kalkamıyor diye? Ya tamam bitti kalkamaz artık geçmiş olsun mahallenin emekli. Bana bak adama sen mi bir şey yaptın? Vay 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 vay. Semih Hoca'ya bir endişelenmeler, bir korumalar filan. Sedacığım, operasyondayız dikkatini çekerim. Duygularını meslektaşların dışında kimseye yöneltemezsin. Senin o parmağını var ya, kırarım. Öyledir. Kolay gelsin abi. Sağ ol. Biz Hikmet Usta'ya bakmıştık ama. Kim soruyordu? Abicim biz nişanlanıyoruz da. Sen bir yüzük yapmışsın. Biz onu aşağıdaki dükkanlardan birine sorduk. Senin işin olduğunu söylediler. Biz de aynısından istemeye geldik. Nasıl bir yüzükmüş bu? Siyah taşlı. Sap kısmında eski harfler var. İç kısmında da figürler var. Ben size çizeyim Hikmet amcacığım. Daha rahat biz kendimizi anlatırız. Tamam tamam. Çizmenize gerek yok. O özel bir sipariş. Sahibinin kesin talimatı var. Kesinlikle aynısından yapamam. Ya. Peki kime yaptığınızı söyleseniz bize. Belki biz gider konuşur ikna ederiz aynısından bize de yapmanız için. İmkansız. Kabul etmez. Müşteri bilgilerimi paylaşamam zaten. Anladım abicim ama... Bende size uygun bir şey yok. Hey kolay gelsin. Sedacığım. İyi ki doğdunuz Seda Hemşire Hanım. Bunların hepsi benim için mi? Elbette az bile. Sana değer Sedacığım. Son haftalarda okulumuz çok stresli günler atlattı. Bugünün Seda Hemşire için önemini öğrenince Semih Hocam da... Ve Meriç Hocam. Meriç ve Semih Hocam da böyle bir sürpriz hazırladılar. Yeni yaşınız kutlu olsun. Umarım bundan sonra her geçireceğiniz yeni yaş eskisinden daha güzel geçer. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben gerçekten alışık değilim. Burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Vallahi ben de teessüf ederim. Yıllardır bu okul için yaşlanıyorum. Daha bir dilim kekinizi yiyemedim. Ayıp be, ayıp. Aman, üzülme Bahattin. Benimkini de kutlamadılar. Bahattin sus. Hadi servise geç sen. Yürü. Tabii canım. Bahattin kim ki? Bahattin hizmet etsin. Bahattin kim? Bahattin üzülme. Bir dahakine seninkini de kutlarız. Ha? Gerek yok. Benim özel bir programım var. Hadi pasta, koş. Gel, gel, gel. Koş, koş. Yok, bu adamı konuşturmak imkansız. O kadar da güzel rol yapmıştık. Niye inanmadı ki? Ben anlamadım yani. Alyans olarak mafya yüzü istediğinden olmasın? Bak,
Öyle adamların kesin bir sipariş defteri falan vardır. Eğer onu bulup alabilirsek... Bir dakika. Bu iş umduğumdan daha heyecanlı olmaya başladı. Yani sen şimdi diyorsun ki içeriye gizlice sızacağız. Öyle mi? Biz değil Işıl, biz değil. Ben, Meriç ve Seda, polis olanlar yani. Bu işte peşini bırakacağıma gerçekten inandın yani. Ha, pes artık Yiğit. Önceki tecrübelerine bir dön bak isterim. Şişt, Yiğit. Hani bıçak? Aa, bıçak. Tintin, bıçak. Bahattin, çabuk olsana. Bence ne istediğinize çok dikkat etmelisiniz. Semih hocam. Bahattin. Müdürüm, bir saniye. Bahattin, bu pasta bozulup kokarsa var ya... Hadi sen oğlum, bu ne yavaşlık ya, Allah Allah. Bence elden ele versek daha steril olacak. Bahattin, ne oldu? Tüh. Sen pasta mı sevmiyorsun çocuğum? Hocam, konuşturmayın. Öyle daha zor oluyor. Gözünün önünde pasta yiyeceğiz senin. Canın çekmez mi, ayıp olmaz mı yavrum ya? Of, bana yemek demeyin hocam. Yemek falan istemiyorum. Meriç hocam, limonatadan bir bardak da ben alabilir miyim acaba? Semih hocam, yalnız bu çok soğuk. Dokunmasın, hasta etmesin. Vallahi ben kışın bile soğuk suyla yıkanırım. Soğuk bana işlemez Meriç hocam. Doldurun, doldurun. Ağzına kadar. Teşekkür ederim. Nice mutlu yıllar. Gerçekten çok iyi. Hadi keselim. Keselim. Hadi kes Sedacığım, kes pastayı. Kerim, burada bazı durumlar var. Ne durum? Sen çıktıktan hemen sonra iki genç geldi. Yüzüğü sordular. Aynısından istiyorlarmış. Ne yapıyorsunuz siz? Bak dokunacak vallahi. Bir şey olmaz. İçin. Bir şey olmaz. Aynen. Bana bir şey olmaz. Ben Semih Hoca için endişeleniyorum. Bizim oralarda limon ağaçları vardır. Böyle sarı sarı, sulu sulu, yeşil yeşil. Biz limonata içerek büyüdük Meriç Hocam. Bela, lütfen yapmayın. Hadi pasta yiyelim. Efendim, ilk hediyem biraz aceleye geldi ama... Arkadaşlar, günün anlam ve önemine binaen... Seda hemşire için kendisi de kabul ederse eğer... bir şiir okumak istiyorum.
Ay, ay çok güzel, çok güzel, çok zarif, zarif. Çok naziksiniz, teşekkür ediyorum. Bu da kendisine ikinci hediyem olsun. Teşekkürler. Bir şey mi dediniz Meriç hocam? Yok. Allah Allah. Çorak çölleri yaparsın gül bahçeleri. Bahar kokusu gelir senden önceleri. Gönül yarama derman olmadı niceleri. Ama olsun. Severim ben hemşireleri. Ay. Nasıl buldunuz hocam? Bayıldım. Bayılıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Sağ olsun. Hocalarım, size zahmet biraz acele edebilir miyiz? Bir tabii. Arada olsa da birileri, engel tanımaz benim gibileri. Hoş bir sedadır gönlümden geçenleri. İnşallah kutlarız nice nice seneleri. Evet, sonrası daha sonra inşallah. İnşallah. Allah Allah. Hava da güzel, güneşli ama yağmur yağacak herhalde gök gürlediğine göre. Hocam bıraksak neler yağacak da işte. Sıkın. Şartlar. Bahattin sen sabahtan beri hiçbir şey yemedin mi çocuğum ha? Bu ne böyle ya? Aa. Hocam yemeyeceğim diyor. Yemeyeceğim diyor. Olur mu Titi? Dolu dolu ye. Ye bakayım şunu ye. Yediğini göreceğim. Aç ağzını aç aç. Ha. Hocam, bir gidesiniz var gibi. Merak etmeyin, ben Sedacığım hemşireye eşlik ederim. Aa, yo yo, nereden çıkardınız? Bu kelimeyi kullanma. Ay, pardon. Ya sizin neyiniz var, iyi misiniz? İyi Sedacığım, çok iyiyiz. Böyle içimde bir meydan savaşı var. İçim, içimi. Yiyor. Güm, güm, güm. Meriç hocam bana şu kurabiyeden getirir misiniz? Ay, beni ne olur güldürmeyin Seda Hanım'ın. Ya zahmet olacaksa ben alırım. Ne zahmeti? Ne zahmeti? Getiririm ben. Meriç ne yapıyorsun? Bilmiyorum Sedacığım. Hiçbir fikrim yok. Ay senin karnında bir şey var. Dur bakayım ben. Acaba şöyle yanlardan da mı bastırsanız, oralarda da belki bir şeyler vardır Seda Hanım. Ha bir de gıdıklasanız mı? Dur, dur sakın, sakın Seda, sakın bana elini sürme. Tamam çok iyiyim, hadi kutlamalar devam, haydi haydi haydi. Ay! Ben devam edemiyorum. Bu Semih Hoca da pek dayanıksız canım.
Ay ne oluyor ya? Bu yemek derdi mi bir şey var? Herkes bir delirdi. Ne oluyor yahu? Hocam. İyi Sedacığım. Oh, hiçbir şey yok. Yalnız ben de gitsem iyi olacak. Zira ilişkimiz şu anda bunu kaldırmaya hazır değil. Ne ilişkisi? İş! 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 Beyaz meyaz ama acele edersem. Erminç ne yapıyorsun sen? Sakın peşimden gelme! Sakın gelme! Ne oluyor? Ay ne oluyor? Hikmet. Oo, koca reis. Hoş gelmişsin. Eyvallah. Bir şey içer misin? Yok. Kalıcı gelmedim. Başka sefere. Sen bizim Kerem'e bir şeyler söylemişsin. Hele bir de bana anlat. Öğleden sonra iki genç geldi. Sözlüyüz. Yüzlük arıyoruz dediler. Kaç yaşlarındaydılar? 20-25 gibi. Ama kız daha gençti. Belirgin bir özellikleri var mıydı? Yok. Çok temiz çocuklara benziyorlardı. Çetin'in yüzüğünden bahsedene kadar hiç şüphelenmedim. Çetin'in peşine takıldıklarına göre çok da temiz değillermiş. Kimseden bahsettiler mi? Ya da ne bileyim, sence yolları birilerine çıkıyor mu? Yok. Sadece giderken bunu düşürmüşler. Kerim'i aradığımda görmemiştim. Az önce buldum. Karabil Lisesi. Tamam. Gerisini ben hallederim. Hadi kolay gelsin. Uğurlar olsun. İnanamıyorum ya. Peki Semih Hoca'nın durumu nasıl şimdi? Aa, o benden daha kötü. Hastaneye yatmış, serum yiyormuş. Peki kim koymuş limonatanın içine müsili? İşte orası muamma. Bahattin, ben masanın üstünde beyaz bir toz gördüm, şeker sandım, koydum diyor. Vay, okul içi kriminal mevzu var. Gerçi bizim mevzuların yanında solda sıfır kalıyor. Sedacığım, bu arada ben yeni öğrendim ya. Doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu yaşlara. Gerçi bir şey alamadık ama. Ben aldım bizim yerimize. Söylediği şeye bak ya, düşünmen yeter. Şimdi bırakın doğum günü de, siz ustayı bulduğumuza eminiz diyorsunuz ha? Kesin. Bize bir gidin diye işi vardı, görsen korkardın. Plan nedir Yiğido? Şimdi plan şu arkadaşlar. Şimdi plan şu. Bu mu yani plan? Sen beni baya baya örümcek kadın falan sanmışsın Yiğit komiserim. Valla fena isim değilmiş aslında. Nerede bu dükkan ya? Oho, işte sen değil miydin ya ben de geleceğim diye tutturan? Yapamayacaksan inelim aşağı. Ne yapamayacağım canım? Senin yaptığın her şeyi ben de yapabilirim. Aman, aman, aman. İyi misin? İyiyim. İyi, tamam hadi gel. Hadi gel, gel, gel. Biz niye bu kadar yakını fark ettik ya? Dikkat çekeceğiz. Ya ne kadar yakın olursak o kadar az dikkat çekeriz Sedacığım. Sen bana güven. Hem zaten buraya bakmazlar ki. Al bak. İyi akşamlar efendim. Bir sorun mu var? Bilmem. Bir sorun mu var? Yoksa basın hadi. Özel mülk burası. Burada durmak yasak. Allah Allah. Hayır, kime göre, neye göre? Hayır yani ben göremiyorum da park yapılmaz. Özel mülktür, yasak tabelaları falan. He. Ay beyefendiciğim, arabamız bozulmuş da sormayın. Servisi aradınız mı? Servisi aradınız mı? Bu mu yani soru? Bravo. Şeytanın aklına gelmez. Yok, aramadık. Telepati yöntemiyle çağırdık, gelmelerini bekliyoruz.
Akşam akşam çattık ya. Tamam, servis gelene kadar arabadan inmeyin. Dedim sana buraya park etmeyelim diye. Çatı devriyesine çıktınız mı? Tamam. Küçük bir aksaklık çıktı. Şimdi çıkıyorum, tamam. Hop 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 hop, inmeyin arabadan. Ama inmek zorundayız. Girin arabaya diyorum. Ama giremeyiz işte. Sizin olayınız ne bakayım? Gece gece burada ne yapıyorsunuz siz hem? Ne yapıyoruz biz Sedacığım? Biz aslında biz... Davulcuyuz biz. Davul çalacağız. Davul mu? Ne davulu ya? Ramazan davulu. Allah seni davul etsin Meriç. Orada öyle oturacak mısın yoksa gelmeyi düşünüyor musun? Geliyorum hadi, in in. Geliyorum. Bu adamın kayıt tuttuğunu. Ya tutmuyorsa? Ne böyle eski kafalı adamlar kayıtsız iş yapmaz. Ara hadi. İster. Bunu söylemek yürek ister. Benim karnım toktur ama arkadaşım börek ister. Nasıl ya? Bu da mı olmadı? Ama bak bunu dinle. Bu çok iyi. Ramazan geldi, hoş geldi. Evlere şenlik geldi. Tamam tamam, bu oldu. Yeter ki bir sus. Ama daha manemin en güzel kısmı gelmedi. Bak dur bekle. Ya bırak kolumu kardeşim. İşim gücüm var. Ha, bırakayım da çatıya çık değil mi? Pişik yemezler. Ne yaptın sen Meriç'im? Siz beni oyalamaya çalışıyorsunuz. Dur kımıldama. Abiciğim, sen bizi çok yanlış anladın ya. Sedacığım koş kıpırda. Koş, iki saatini saldırdı. Koş yetiş. Koş. Yakala. Şifrenin içine doğmasını falan mı bekliyorsun? Otur şunu. O ne Yiğit? Bu böyle özel durumlar için yapılmış özel bir ışık. Güya benim çantam kaptan mağara adamıydı değil mi Yiğit Bey?
4, 7 ve 9. En çok bu rakamlar silinmiş. Vay, çok zekice. Üf, hemen havalara girme ya. Allah Allah. Ne yapacağız şimdi, tek tek mi deneyeceğiz? Yok, tek tek deneyemeyiz. Şimdi elimizde 3 tane rakam var. 4 haneli bir şifre var, yani 81 tane kombinasyon eder. Senin kafanın içinde hesap makinesi mi var? Yok, benim matematiğim hep iyiydi zaten de. Bunları tek tek deneyemeyiz. 3. denemeden sonra kilitlenir kasa. Dört, dört, yedi, dokuz. Küçükten büyüğe. Bak şimdi. Ya şimdi. Gitti bir tane hakkımız senin yüzünden işte. Herkes senin gibi düz düşünmek zorunda mı? Ben mi düz düşünüyorum? Ben mi düz düşünüyorum Yiğit Bey? Bak şimdi yapacağım, görürsün. Dört, yedi, dokuz, dört. Bu sefer olacak. Çekil şuradan, çekil. Buluyor ya, ne yapıyorsun? Sen buraya yaklaşmıyorsun küçük hanım, tamam mı? Zaten bir tane hakkımız kaldı, onu da senin yüzünden kaybedemem. Üf, iyi, çok meraklıydım. Sanki bulabileceksin, al. Git, yap kendin. Bu şifre Hikmet için çok önemli bir sayı olmalı ama ne? Peşimizdeler. Önce bizi sonra yiğitlerin kalacaklar. Sedacı bitikmiş. Ya beni koşmasana. Ya koşayım ben. Koş, bunu yakalasınlar. Durun. Kaçmayın. Şuna bak. Masasının üstünde gerdanlık fotoğrafı var. Senin çoluğun çocuğun da mı yok be adam? Allah Allah ya. Bir kedin bile mi yok ya? Düşün Yiğit. Düşün, 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 düşün. Adamın dükkanında kişisel hiçbir eşyası yok. Varsa yoksa mücevher. Ejderha kılıklı. Kafayı altın gümüş pırlantayla bozmuş ya. Tabii ya. Altınla gümüş. Pırlanta da dedim Yiğit. Yiğit ne yapıyorsun sen? Yiğit ne yapıyorsun dedim ya. Buldun mu yoksa? Tabii ya. Nasıl düşünemedim bunu? ...79 ve 47. Açıldı. Nereden bildin ya? 79 ve 47 altında gümüşün element sayısı. Aman kolaymış canım ya. Birazcık düşünseydim ben de bulurdum. İsim sırasına göre gidiyor bu. Çetin, Çetin, Çetin. Ç'de Çetin Soyer yok. Aa, bu kalem, ona baksana bir de. Bak, bak. Aa, doğru vallahi. Bu kalemin diye kaydetmiş. Bakalım. 1987'de bir tane sipariş vermiş. Son sipariş de bu hafta. 2 gün sonra saat 2'de kuryeye teslim edilecek. Bulduk vallahi. Çak. Dur, kaçma. Koş, 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 koş. Aa, merdiven. Sedacığım, bittik. Polis! Ne yapıyorsun Sedacığım? İndir o silah. Yavaş. Ellerini başın üstüne koy. Niye söylemediniz polis olduğunuzu? Doğru soru vallahi. Benim daha önce niye aklıma gelmedi bu? Anlatamadım ki. Davul çalıp durdum boşu boşuna. Ya bu gizli görev beni çok bozdu ha. Böyle sürekli rol yapmalar, kimlik değiştirmeler filan. Şey değilim ben. Tamam tamam, hadi indir elini. Al silahını da.
Hayırdır? Birinden haber bekliyorsun galiba. İyi, sen bilirsin. Derdini söylemeyen derman bulamaz derler. Şşş, babanla konuştuk bugün. Biraz koca reisle takılmanı istiyor. O ne demek? İşte Kenan'ın sana alemin raconunu öğretmesini istiyor. Ve babandan imparatorluğu sen devralacaksın sonuçta. Ve senin bununla hiçbir problemin yok, öyle mi? Nasıl problemim olsun ki Fırat, Allah aşkına? Babanın bütün gücünü sana devretmesi gayet doğal. Vay be. Bu durumu bu kadar kolay kabulleneceğin aklıma bile gelmezdi. Ama... seni takdir ettim doğrusu. Duruma göre konumunu belirlemen güzel. Daha önce de dediğim gibi, eğer iyi çalışırsan seni sağ kolum yaparım. Bir gün istediğin yere ulaşacaksın. Tabii bana hizmet ederek. Dereyi görmeden paçaları sıvamak anca senin gibi çocukların yapacağı şey Fırat. Bekle bakalım. Bak sana ne yapacağım, bir bekle bakalım. Of. Yemin ediyorum ne koştuk ya. Böbrekte kum, taş ne varsa döktük. Siz ne yaptınız, bir şeyler bulabildiniz mi? Bir şeyler bulabildiniz mi? Ne demek? Bilginin köküne indik. Teslimat tarihini öğrendik. Ne? Ne zamanmış? 2 gün sonra. Bir an önce Necdet Amir'le konuşup oyun planını belirlememiz lazım. Tamam kardeşim, eyvallah. Hadi iyi akşamlar o zaman. Ha, ben sizi bırakayım evlere. Ya yolunu uzatma, biz gideriz, ben bırakırım Işıl'ı. Ha. İyi, tamam. İyi geceler. Hadi abi, hadi. Hadi gel, seni eve bırakayım. Tamam. Ama ne konuşacaksak konuşalım artık. Ben 12'yi bekleyemeyeceğim. Anlamadım. Bununla ilgili diyorum. Gördüğün gibi bilekliği taktım. Yani seni affettim. Ve yeni başlangıçlarla ilgili söyleyeceklerini merak ediyorum. Ne diyorsun ya? Ne bilekliği, ne yeni başlangıcı, anlamadım. Bileklik işte. Sen almadın mı bunu? Sen koymadın mı benim çantama? Meriç ve Seda yine son derece zor bir operasyonun altından başarıyla kalktılar. Muhteşem ikili Sedmer. Abartma istersen. Yok yok. Ne kadar abartırsam abartayım, abartmış sayılmam bence Sedacığım. Hak ettik. Ya Sedacığım, biliyorum yeri ve zamanı değil ama... sen doğum günü neden sevmiyorsun? Yani senin gibi mükemmel bir insanın doğduğu biricik gün nasıl sevilmez? Seda. İyi misin? Bir yerde durur musun? Hava almam lazım. Tamam. Ya inanamıyorum ya Işıl. İnanamıyorum, adamdaki cesarete bak ya. Hem sana bileklik alıyor hem de çantana koyuyor. Sen de o bilekliği takıyorsun Işıl ya. Takıyorsun. Sen koydun sandım. Fırat'ın koyduğunu bilmiyordum. Bilseydim takar mıydım? Çıkar o bilekliği çabuk. Hadi. Ben sana niye böyle bir şey yapayım Işıl? Ben sana niye bileklik alayım? Niye saçma sapan notlar yazayım? Yok özür dilermişim de yok yeni başlangıçlarmış falan. Doğru ya. Sen neden bana bileklik alacaksın ki? Neden özür dileyeceksin ki? Neden yeni başlangıçlardan bahsetmek isteyeceksin ki? Neyinim ben senin? Hı? Gerizekalıyım ben. Aptalım ben. Salağım ben. Işıl! Ya Işıl durur musun? Işıl! Ya Işıl durur musun diyorum sana Işıl! Işıl!
Ya tamam boş ver Sedacığım, yani anlatmak istemiyorsan anlatma. O kadar zorsa. Ben yetimhanede büyüdüm. Seda, ben bilmiyordum. Ben de doğum günümü bilmiyordum. Bugün kutladığınız gün aslında ailemin beni yetimhanenin kapısının önünde koyduğu gün. Yetimhanede müdür babalarımız, müdür annelerimiz vardı. Ailemizin eksikliğini hissettim, ümit için ellerinden geleni yaparlardı. Her yıl doğum günümüzü kutlarlardı. Çoğumuz için doğum günü ailelerimiz tarafından terk edildiğimiz gün. Sedacığım. Annenin, babanın, sekiz ablanın da kıymetini bilmeriz. Allah kimseyi ailesizlikle sınamasın. Işıl, durur musun lütfen? Durmam. Her şey bitti, beni takip etme artık. Bundan sonra senin hayatında Işıl Yılmaz diye birisi yok artık. Işıl. Ya Işıl saçmalama. Elveda Yiğit komiserim. Sen merak etme, ben Karabil'den kaydımı da alacağım. Bundan sonra beni görmek zorunda kalmayacaksın. Işıl. Ya Işıl gitme lütfen Işıl. Işıl. Ya Işıl nereye gidiyorsun Işıl? Rüyalar paramparça. Ya Işıl. Basan, Işıl gitme. Işıl. En korkunç masal. Işıl. Kavgalarım, yalnızlığım, yarattığım korkularım ve ördüğüm duvarlarım artık yıkılmaz derken yağmur gibi bir anda yağdı üstüme. Zaten ışıl ışıl gözlerimle birden rüzgarın savurdu soluk kalan tüm renkleri. Seni seviyorum Işıl. Seni seviyorum. Yağmur gibi bir anda yağdı üstüme. Zaten yaktın geçtin ışıl ışıl gözlerimle. Bu sefer kesin mi Yiğit komiserim? Soluk kalan tüm renkleri. Sen, hep sen, iklimleri değiştiren. Derken yağmur gibi bir anda yağdın üstüme. Zaten yaktın geçtin ışıl ışıl gözlerinle. Birden rüzgarın savurdun soluk kalan tüm renkleri. Sen, hep sen, iklimleri değiştiren. Derken Ha ha ha!
Ben çok rüya görürüm de emin olmak istedim. Dün yaşadıklarımız gerçek miydi? Değilse hemen söyle, yine uyuyacağım. Aynı rüyayı görmediysek gerçekti. Ben de hala inanamıyorum. Hayatımda ilk defa okulu iple çekiyorum. Sonunda vekile ulaşıyoruz ha. Tebrikler çocuklar. Teşekkürler amirim. Teşekkürler amirim. Amirim, Hikmet'in dükkanı nasıl sen yiğit oldu? Adam müşteri defterini kasaya saklamış. Mafya kuyumcusu. Tahmin ederim. Yiğit, bu teslimatın yapılacağı zamanı doğru öğrendin, eminsin değil mi? Ne yapıyor bu ya? Yiğit. Şşt! Yiğit o. Dünyadan Yiğit o ya. Ha? Konuşsana oğlum, emin misin değil misin? Eminim amirim, eminim. Yarın saat 2'de kuryeye teslim edilecek yüzük. İyi, aferin. O zaman yarın müşteri kılığında pasaja gidiyoruz. Sonra kuryeyi takip edip vekile ulaşıyoruz. Emredersiniz amirim. Peki, hadi. Çıkabilirsiniz. Sedacığım, bence biz de nişanlı rolü yapalım. Bak, başarının sırrı oradan geçiyor. Amirim, bir şey konuşabilir miyiz? Ne konuşacaksın? Şey, tabii konuşabilirsin. Amirim, konuşsun mu? Konuşsun Kaya, konuşsun. Sen çık. Emredersiniz. Bütün hazırlıklar tamam değil mi? Herkes ne yapacağını çok iyi biliyor. Tamam abi. Herkese teker teker anlattık. Güzel. Abi, bu Işıl bundan tav olmazsa bırak artık peşini. Bak, dün de aramamış. Işıl kaçtıkça benim daha çok kovalayasım geliyor. Siz gidin. Hiçbir sorun çıksın istemiyorum. Amirim, ben eski defterleri açmak istemiyorum ama... biz dün sabah babamla biraz konuştuk. Öyle mi? Ne anlattı? Ona güvenmediğinizi. Onun istihbaratına değil, başka bir istihbarata göre hareket ettiğinizi. Ve sonunda da bunların olduğunu. Bu kadar mı? Sen ilk gizli görevine çok kısa bir süre önce başladın değil mi? Peki bu kısacık zamanda kaç kere emrime karşı geldin Yiğit? Kaç kere öngöremediğimiz sorunları çözebilmek için kendi kararını verdin? Doğru mu yanlış mı demeden kaç kere operasyonu riske attın? Gizli görevlerde silahın insandır. Söz konusu insan olunca da bazen ne emir dinler ne de plan. Öyle bir an gelir ki sapla samanı ayıramazsın. Sen babanın Çetin'in teşkilatındaki görevi neydi biliyor musun? Tek bildiğim Çetin'e çok yaklaştı. Şoförü falandır diye düşündüm hep. Baban Çetin'in sağ koluydu Yiğit.
Dün gece aramayınca endişelendim. Bak Fırat, bir yanlış anlaşılma olmuş. Bu bilet Lise'nin verdiğini bilmiyordum. Ben başka birisi verdi sandım. Ne demek başka biri? Ne demek ne olacak canım? Kızlardan biri verdi sandım. Kızlardan biri sandım. Bak Fırat, sen çok iyi bir çocuksun. Ve ben seni kırmak istemiyorum. Ama anlaman gereken bir şey var. Ben sana karşı bir şey hissetmiyorum. Başka birine karşı hissediyorsun ama. Kimseye karşı bir şey hissetmiyorum. Al. Fırat. Günaydın. Günaydın Işıl arkadaşım. Günaydın Yiğit arkadaşım. Ben Semih Hoca'nın yanına gidecektim. Dün konuşamadık malum. Tabii tabii git. Bugün bu kızda bir gariplik var. Yo bizim Işıl işte. Ya o hep garip zaten biliyorsun. Ben ekstra bir gariplik sezemedim yani. Dün Işıl'a bir bileklik hediye ettim. Yeni bir başlangıç yapabilmek için. O ne yaptı peki? Geri verdi. Dün gördüm takıyordu. Başka biri verdi sanmış. Hayır, başkası verince kabul ediyor, ben verince geri veriyor. Sence bu ne demek Yiğit? Vallahi Fırat ben anlamam ki abi. Ya belki de istemiyordur. Hem sen koskoca Fırat Soyer'sin. Seni istemeyen bir kıza niye taktın ki bu kadar? Ben anlamadım yani. Fırat Soyer olduğum için Yiğit. Işıl er ya da geç benim hislerime karşılık verecek. Ben beklerim. Necdet şunlara bakar mısın? Yine neler çıkmış böyle harika. Ya çok güzel. Bu nasıl sence? Çok güzel bir tercih Asun Hanım. Çok zekisiniz. Müthiş bir tasarım. Sizin geliyorsunuz beyefendi. Star bir parça. Vallahi ben pek anlamam da star bir parça diyorsanız. Peki bu? Güzel. %100 ilişkilidir efendim. Bunu yapan usta kör oldu filan da diyecek misiniz birazdan? Necdet ne demek o? Yani zanaata saygım sonsuz da bu kadar ilişkiliği olan bir koltuğa ben oturamam. Otursam da rahat edemem. Bize biraz müsaade edebilir misiniz? Necdet, ben kendi evimi yenilemiyorum. Bizim hayatımız için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama sen böyle yaparsan olmaz ki. Ya benim istediğim senden sadece birazcık işbirliği. Ya Asuman biraz acele etmiyor muyuz? Anlamadım, evlenmek isteyen sen değil miydin? Bendim, hala da istiyorum. Ama evlilik demek eşya demek değil ki. Evlilik demek iki gönlün bir olması demek. Sen, ben bir de kızım bir arada olduktan sonra... tahta sedir olsa ben mutlu olurum. Evet doğru, katılıyorum. Ama ne şanslıyız ki tahta sedirden başka alternatiflerimiz de var, öyle değil mi? Hem bunları şimdi sipariş vermeliyiz ki düğün anca yetişsin Necdet. Düğün mü? Evet. Neden şaşırdın? Hayatım biz bir kere evlendik, düğün de yaptık. Şimdi tekrar düğün yapmamız biraz abartılı olmaz mı sence? Necdet ben seni 20 yıl bekledim. Şimdi beni kuru bir nikahla mı geçiştireceksin anlamadım. Biraz sakin olur musun? Şimdi burası yeri değil. Hayır efendim tam da yeri. Ben yeni hayatım için bir şeyler yapmaya çalışayım. Ama sen bir koltuk takımı seçmekte bile bana yardımcı olmuyorsun. Yoksa... tabii ya. Yine aynı 20 yıllık meseleler değil mi? Ben 20 yıl önce de polistim. Şimdi de polisim. Değişen bir şey yok. Bu koltuğun bir kanadının fiyatı... bu ülkedeki bir emekçinin maaşının 20 katıysa... ben o koltuğa oturmam. Necdet. Ya Necdet. Şey, her yeri toz yaptın Bahattin ama. Neyse efendim, sudan bulaşan bir virüs olabilir bence. Seda hemşireye niye bulaşmadı o zaman? Çünkü Sedacığımda öyle çirkin şeyler barınamaz da ondan. Tıp ağlıyor şu an, ağlıyor. Yok yok, sudan değil. Müsil etkisine benziyor bence. Müsil. Şaka diye biri limonataya karıştırdı herhalde.
Bu okulda bir yerde akıl hocası olacağım bir çocuk var demek ki. Aferin, takdir ettim. Ayol böyle şaka mı olur Bahattin? Ne şakası efendim? Sabotaj resmen. Cana kasıt var burada. Ay abartmayın canım. Abartırım Seda hemşire. Siz benim içimde ne tür fırtınalar koptu biliyor musunuz? Neyse. Hem bu mühim günde doğum gününüzü berbat eden o suçluyu ibret-i alem olsun diye cezalandırmak şart. Ben öyle düşünüyorum yani. Katılıyorum Semih Hocam. Hiç kimse Sedacığımın doğum günü mahvedemez. Doktor. Bu aralarda bunlar birbirlerine fazla katılıyorlar. Hadi hayırlısı. Nerede kaldın? Fırat'ı atlatmaya çalışıyordum. Atlatabildin mi? Yani umarım. Akşam iftara size geliyormuşuz. Öyleymiş. Bir türlü buluşamadık. Buluştuk işte. Geç oldu ama oldu. Burada mıydınız ya? Ben Semih Hoca'nın bahsettiği kitabı arıyordum da. Ne yaptınız? Konuşabildiniz mi bakalım? İşte tam konuşuyorduk. Sen geldin. Ha. Bak bu adam ne derse iyi dinle. Malum beni dinlemiyorsun. Anlamadım. Fırat, bunları sonra konuşuruz abi, olur mu? Neyse ben gideyim. Ne olursa olsun bize bir zarar gelmesini istemediğimi bilin istedim. Arada didişiyorsunuz. Ama arkadaşlığınız hep böyle kalsın. Çünkü biz çok iyi bir ekip olduk. Her şey konuştuğumuz gibi. Yarın 3'te temiz iş istiyorum. Yanlışlıkla hayatın pause düğmesine mi bastım? Kız kıvırcık ne oldu? Drama dersine ortaktık ya. Ha, evet. Kantine mi gidiyorsun? Evet. Ben de. Hadi beraber gidelim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani Meltem'in doğum gününü bile hatırlamayan Fırat mı yapıyor bunu? Ben Fırat gitti gider deyince bir de bana kızıyordunuz. Al işte. Tamam sus tatlım sus. İnşallah Meltem görmez. Seçeneklerden şom ağzı mı iyi insan lafının üstüne gelir mi? Seç o zaman birini. Fırat. Bütün bunlar ne? Neden böyle yapıyorlar? Seni görünce bütün her şey böyle donuyor işte. Zaman duruyor. Koca dünyada sadece sen kalıyorsun. Bir tek sen. Ben ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Bir şey söylemene gerek yok. Sadece sana olan hislerimi anlamanı istedim. Sınıfta söylediğinde de anlamıştım. Bak Fırat seni kırmak istemiyorum. Ama lütfen buna da
Bundan sonra aklından geçenlere de bir son ver. Yiğit. Aferin. Güzel ayarlamışsınız. Vallahi biz bir şey yapmadık abi. Hepsi senin fikrindi. Yalnız Işıl görünce nasıl da şaşırdı. Bir an şaşkınlıktan düşüp bayılacak sandım ha. Abi ne oldu şimdi? Bir şey olmadı ama devam. Elbet olacak. Yiğit. Yiğit'cim. Ya Yiğit bir durur musun ya? Benim ne suçum var? Bana niye kızıyorsun? Benim gerçekten haberim yoktu Fırat'ın böyle bir şey yapacağından. Ya Işıl ben sana kızmıyorum ki. Ben kendime kızıyorum. Bu düştüğümüz duruma kızıyorum. Seni koruyamadığıma kızıyorum ben. Yiğit. Canım benim. Beni korumana gerek yok ki. Fırat benden tepki alamayınca vazgeçecektir. Bizim sadece birazcık daha dayanmamız lazım. O da operasyon için bu kadar. Yiğit ne yapıyorsun? Uzun zaman önce yapmam gereken bir şey yapıyorum. Ya Yiğit ne yapacaksın ya saçmalama. Işıl bak bu böyle olmayacak. Ben gideceğim Fırat'a seni sevdiğimi söyleyeceğim. Tamam mı? Eğer aramızda birazcık dostluk oluştuysa anlar. Saçmalama operasyon mahvolacak Yiğit ya. Yiğit. Ya operasyon diyorum Yiğit ya. Allah Allah ya. Gerçekten seviyorum. Fırat'ı gördün mü? Yok abi. Senin ne işin var burada? Beni kontrole mi geldin? Bir görev verildi. Yerine getirmeye çalışıyor. Kerim bahsetmişti ama bu kadar abartacağını düşünmemiştim. Ben senin çekirgen değilim. Sen de benim ustam değilsin anladın mı? Madem bir yola girdik seninle hayatının tüm alanlarında gözüm üstünde olmalı. Kimlerle takılıyorsun, öğretmenlerinle aran nasıl bilmem lazım. Yani eğitimin başladı say. Zoraki olmasa bu okula bile gelmem. Hem boş vakitlerimi eğitim için harcayacağımı da nereden çıkarttın sen? Eğer babanın ayak izlerinden yürümek istiyorsan başka şansın yok evlat. Yalnız ben bu kadar denetimden çok hoşlanmam. Velisizliğe alıştım artık. Babana gerçekten çok benziyorsun biliyor musun? Okul çıkışı babanın deposunda. İlk kural asla geç kalma. Fırat, ne oldu abi? Canım sıkıldı. Dışarı çıkacağım. Kalan derslere girmeyeceğim. Biz de gelelim mi abi? Abi! Allah Allah. Ne oldu abi buna? Ne bileyim. Gel. Buyurun. Merhabalar müdür bey. Ben Fırat Soyer'in velisiyim. Fırat'ın mı? Ha, haklısınız. Eskiden Kerim diye bir dostumuz ilgileniyordu ama artık velisi benim. Buyurun oturun. Size nasıl yardımcı olabilirim? Biliyorsunuz Fırat farklı bir çocuktur. Bilmez miyim? O yüzden eğitim olduğu kadar çevresi, kimlerle görüştüğü bizim için önemli. Ben de sizle tanışıp sınıf listesini almaya geldim. Sınıf listesini mi?
Bu mümkün değil. Nasıl mümkün değil Müdür Bey? Arkadaşları kimmiş, aileleri ne iş yapar? Bunları öğrenmek bir veli olarak benim hakkım değil mi? Peki diğer veliler çocukları hakkındaki bilgilerin başka bir veli tarafından bilinmesini isterler mi? Mesela siz Fırat hakkındaki bilgileri başkalarına vermemi ister misiniz? Hı? Bence de istemezsiniz. Üzgünüm. Bu konuda size yardım edebilecek tek kişi Fırat. Arkadaşlarının isim listesini ondan alabilirsiniz. Buna karışamayız. Başka yardımcı olabileceğim bir konu var mı? Yok. Sağ ol. Yeterince yardımcı olamadım zaten. Fırat nerede? Fırat çıktı. Canı sıkkınmış. Allah Allah. Ne oluyor abi bunlara? Ben de vuracağım şimdi ha. Herkes de bir atarla. Ha Çetin. Bir sorunumuz var. Söyle reis. Sana ulaşmaya çalışanlar kimse bunu Fırat'ın üzerinden yapıyor. Nasıl yani? Fırat'ın okuluna sızmışlar. Yüzüğü araştıranlar her kimse oğlunla aynı okulda. Oğlumu bir kere daha tehlikeye atamam. Kim olabilir bu reis? Senin ölü kalmanı isteyen biri. Cihan Saz da olabilir mi? Bilmem ki. Diğerleri de olabilir. Onları bana getir Kenan. Cezalarını ben vereceğim. Yok Fırat çıkmış. Ama ben yarın onu bulacağım ve konuşacağım. Bu iş bitecek artık. Yiğit'im biraz sakin olur musun ya? Allah Allah. Sen Çetin Soyer'in neler yapabileceğini tahmin edebiliyor musun acaba? Hem ayrıca insanların hayatı söz konusu. Ya benim de hayatım söz konusu Işıl. Ben nefes alamıyorum artık. Sana olan aşkımı herkese itiraf etmek isterken susmayacağım. Buluruz artık bir yolunu. Seni çok seviyorum. Ne biçim iş lan bu? Bir depoya mı giremeyeceğim? Thank you.
Sınavın bu kadar mıydı? Sen Allah bilir şimdi sınavı da geçtiğini düşünüyorsundur. Geçtim tabii. Karşında duruyorum ya. Anlaşıldı sana yolumuz uzun evlat. Olsun. Benim o kadar vaktim yok ihtiyar. İyi. O zaman neyi yanlış yaptığını söyle bakalım. Şu an karşında olduğuma göre hiçbir şey. Evlat, ben boş bir depoda oturan yaşlı bir adamım. Elbette karşımda olacaksın. Ama sence sınavın bu kadar basit mi? Ya da babanın sağ kolu olmak bu kadar kolay mı? Sıkıldım. Ne söyleyeceksen açık açık söyle. Baban gibi düşünüyorsun. Şaşırmamak lazım. Gön çekiyor. Ama babanın yeri için burada değilsin. Sağ kolu olmak için buradasın. Baban sonuçlarla, sağ koluysa o nasıllarla ilgilenir. Yani gereksiz yere kapıları yumruklayıp, pencereleri kırıp emirler vereceğini. Biraz nezaket sahibi olsaydın o kapı çoktan açılmıştı. Ne fark eder? Şu an karşındayım. Yapma evlat. İçeride bekleyenler her zaman benim gibi oturmazlar. İlk ders adap. Adap seni gereksiz düşmanlıklardan korur. Öyle zamanlar vardır ki en önemsiz düşman bile problem olur. Sağ kolun görevi problemi doğmadan çözmektir. Unutma, düşmanını tanımayan dostunu tanıyamaz. Dostun haini, düşmanın belalısına bederdir. Ben dostlarıma güveniyorum ihtiyar. Ya, yani benim güvendiğim dostlarım vardı dostum. Kimmiş onlar? Sen baya baya veliliğe soymuşsun ha? Benim dostlarım azdır ama iyi seçerim. Sen bunları kafana takma ihtiyar. Ya Meriç, nereye gidiyoruz? Bir söyler misin lütfen? Ya doğum gününü kutlamaya dedim ya. Doğum günüm dündü. Fiyaskoyla sonuçlanan bir kutlama yaptınız zaten. Sedacığım, sen bana güvenmiyor musun? Ne demek şimdi bu? Sana açık ve net bir soru sordum. Sen bana güvenmiyor musun? Güveniyorum. İyi. O zaman daha fazla soru sorma, bin şu arabaya. Hadi! Tamam. Ay Ferdi! Ay 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 ay! Ne iyi ettiniz de geldiniz. Bak geleceğim demiştim, geldim. Sözümü tuttum, gördün mü Kenan amca? Her zaman gel güzel kızım. Her zaman gel. Hoş geldin Işıl. Hoş buldum. Hey, hadi geçin geçin, beklemeyin geçin. Bak mübarek Ramazan hepimizi bir araya getirdi. Haydi buyurun. Aman aman aman, şu sofraya bak Ayfer'cim, neler yaptın böyle. Ha, elinin çabukluğuna hayranım vallahi. Yok canım, o kadar da özel bir şey yapmadım. Allah ne verdiyse hep beraber yiyeceğiz. Yalnız ben bir mutfağa kadar gideceğim, ocakta bir şeyim var çünkü. Dahası da mı var? Var var. İki karnımı sıkacak bir şeyler giymemişim. Bence böyle de çok şık olmuşsun. Teşekkür ederim. Ay güzeldir benim kızım. Ne giyse yakıştırır kendine. Çuval bile giyse yakışır. Kime çektiği belli ama. Tabii benim küçüklüğümde Asuman teyze de böyle hep şık güzel giyinirdi. Biz hayran hayran izlerdik. Ah, sen şuna. Teşekkür ederim. Kenan amca da hiç değişmemiş ama. Aynı çocukluğumdaki gibi. Biraz göbek yapmış ama. Sofrayı görünce bendeki bütün taşlar yerine oturdu. Yok be kızım, iyiyim. Sen boş ver. Okul nasıl gidiyor? Okul? Başta biraz zorlandım ama şimdi çok seviyorum. İyi maşallah. İyi Yiğit, polislik nasıl gidiyor? Seviyor musun mesleğini? Ben polisliği sevmek için doğmuşum Asuman teyze. Çok seviyorum. Ne güzel, ne güzel. Yani insanın sevdiği işi yapması kadar güzel hiçbir şey yok hayatta. Top ne zaman patlayacak? Az kaldı Zekiyeciğim, az. Ayfer teyze ya. Ay ama ne yapayım, ışıl ışıl parlıyorsun güzelim benim.
Hayatım, başka misafirlerin de mi var? Yok canım, yabancı değiller. Hah, geldiler. Meriç, soruma hala cevap vermedin. Bunlar ne? Oyuncak Sedacığım. Peki kimin için? Bak, ablanlar geldi, yeğenlerin için değil mi bunlar? Ben Emri Vaki'den hoşlanmam, bilirsin. Sabır. Birazdan öğreneceksin. Çok az kaldı. Ay nerede kaldınız ayol? Geç kalacaksınız sandım. Erken geldi, ne yapacağız Ayfer? Bir an önce yiyip kalkalım dedim. Demek Elif kızımız sensin. Evet teyzeciğim. Maşallah, el öpenlerin çok olsun. Elif kızımız. Bu güzel kızımız da Işıl Asiye Hanımcığım. Asuman'ın kızı. Kızı mı? Yuvana döndün mü? Döndüm, döndüm. Buyurun, buyurun, buyurun. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Her şey çok güzel görünüyor Ayfer teyzeciğim. Cim mi? Yolda kal. Efendim canım, anlamadım. Sadaka diyorum. Sadaka çok önemli. Çok önemli. Kazandıklarımızı paylaşmalıyız. Ama sen daha küçüksün. İleride inşallah. Sen birikimini yapmışsındır tabii. Emekliliğe çok az kaldı değil mi? Sadece birkaç 10 sene. Elif ben. Merhaba. Merhaba, ben Yiğit. Memnun oldum. Ben de. Ay en çok da ben memnun oldum birlikte olduğumuza, değil mi Asuman'cığım? Tabii Ayfer'cığım, tabii ki. Yani en güzel sofra kalabalık sofralardır. Çok iyi etmişsin böyle yaptığın için canım. Ezo gelin çorba sever misin Elif kızım? Gelin mi? Elif mi gelin? Gelin demedim Asiye Hanım. Ezo gelin çorba dedim, çorba. Hey ya, torba. Ha ben de tatlı getirdik. Tamam. Ben de severim Ayfer teyze. Ben de severim anne. Senin memnun olmadığın çorba yok zaten. Yani ben şey demek istedim. Biz Yiğit'le çocukluk arkadaşıyız da. O küçükken de çorbayı çok severdi. Hatta doymaz benim payımı da içerdi. Elif kızım, sen öğretmendin değil mi? Evet Ayfer teyzeciğim. Okulundan memnun musun bari? Çok memnunum. Öğrencilerimle çok iyi anlaşıyorum. Maşallah. Oğlum. Annen hedefe kilitlenmiş, dikkatli ol. Yok baba, boşuna uğraşıyor. Olmaz o iş. Yiğit, sen polissin galiba. Aynen. Komiser yardımcısı. Hem önde çok açık. Daha çok iyi yerlere gelecek Yiğit'ciğim. Gerçekten mi? Tabii kızım. Yiğit kadar cesur, akıllı, güvenilir çocuğu nerede bulacaklar? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Evi. Meriç. İlk iftarımızı açmak için bundan daha güzel bir yer olamaz diye düşündüm Sedacığım. Gel.
Hadi bakalım sen de yerine geç. Aferin sana. Hadi bakalım. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Buyurun masaya alayım size. Buyurun buyurun. Gel benim yanım boş. Tabii. Lütfen. Gel gel. Senin adın ne bakalım? Merve, senin? Benim de Seda. Ne güzel saçların var. Senin de saçların çok güzel. Sen ne iş yapıyorsun abi? Polisim ben. Ne, polis misin? Duydunuz mu? Abi polismiş. Tabancan var mı senin? Var tabii. Duydunuz mu? Abinin gerçek tabancası varmış. Ama bakın, tabanca bir oyuncak değil, tamam mı? Oynamak yok. Söz mü? Anlaştık mı? Söz. Aferin size. Neden yemek yemiyorsunuz? Ezan okundu mu ki? Sen oruçlu musun? Çocuk orucu tutuyorum ama birinci büyük orucu tutacağım. Aferin sana. Ne kadar kaldı Kenan Bey? Eli kulağında hanım. Ha okundu, ha okunacak. Bu arada hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sizle beraber Ramazan da geldi. Ramazan demek sadece ibadet demek değil. Bolluk, bereket, dostluk, paylaşmak demek. Birlikte olmak demek. Sizler de soframızı şereflendirdiniz. Şenlendirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Ve dünyanın ne tarafında olursa olsun zor durumdaki Müslümanlara Allah böyle şen sofralar nasip etsin inşallah. Allahu ekber, Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kabul et ya Rabbim. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin amirim. Allah kabul etsin. Buyurun afiyet olsun. Sağ olun. Hadi yeme. Hadi yumulun, 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 yumulun. Hadi, hadi, hadi. Hadi başlayalım. Hmm, çok güzel olmuş. Sadece çok güzel olmuş ya. Allah kabul etsin. Hadi, hadi soğutmayın. Ayfer'cim ellerine sağlık, harika olmuş. Afiyet olsun Asuman'cığım. Ayfer teyzeciğim çok güzel olmuş ya. Nasıl yaptın sen bunu? Ay afiyet olsun Işıl'cığım. Yiğit, Elif seninle yaşıt biliyor musun? Ama hiç göstermiyor. Maşallah çıtı pıtı. Ha evet anneciğim öyle. Yo ya gayet gösteriyor bence. Hatta ben daha büyük sandım. 24 yaşındayım. Hmm, anladık o kadarını. Yiğitler aynı yaşta olunca otomatikman öyle oluyor. Işıl. Hı. Efendim anne. İyi kızım. Yok bir şey. İnsanın gönlü yaşlanmasın. Ya ya ya. Ay Elif ismini ben çok severim. Sen de seversin değil mi Yiğit? Sever misin Yiğit? Yani anlamlı güzel bir isim sonuçta. Allah Allah. Belki anlamı. Elif ne demek biliyor musun kızım? Her şeyin başlangıcı demek. Bir demek. Tek demek. Ay ne güzel anlattın Kenancığım. Ağzına sağlık. Gerçekten ismin çok güzel. Tabii güzel olacak. Ben koydum onun ismini. Yiğit, dolma alır mısın? Yiğit dolma sevmez bence. Aa, aa, aa. Sevmez olur mu hiç? Yiğit dolmaya bayılır ayol.
şey... Ben bayılırım. Ben bayılırım ona. E tuz kalmamış Ayfer'cim. E tabii birileri böyle böyle dökerse kalmaz. Ay dur ben getireyim hemen. Anneciğim otur otur ben hemen değiştiriyorum şimdi. Ben de bir soğuk su alayım içeriden. Işıl. Efendim anne. Kızım bana da bir bardak soğuk su getir. Arkadaşlar şimdi biz size Seda ablanızla çok güzel hediyeler getirdik. Çam sakızı, çoban armağanı. Şimdi onları da atacağız, tamam mı? Hazır mısınız? Evet. Hadi bakalım o zaman. Al bakalım sen topu. Çok güzel ya. Aç 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 aç. Paketler açın. Çılgınlık bu. Hadi aç. Sen? Tuz alıyorum. Onu demiyorum. Masada ne yapıyorsun? İftar yapıyorum. Yiğit! Bıçakların olduğu bir ortamda beni sinirlendirmesen mi acaba? Ama sen sinirlenince çok güzel oluyorsun. Yiğit! Şş, beni böyle kandıramazsın. Konuşmayacaksın o kızla, o kadar. Soru sorsa da mı? Soru sorsa da. Sağır dilsiz olacaksın. Ya gülme bak, bıçaklarım diyorum ya. Yalnız o su ılık su. Annen soğuk su istemişti. O kızın ismini beğenince hakkını kaybetti. Pes ya. Allah korkulur senden ha. Yine gel, tamam mı? Söz geleceğim. Her şey için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Devlet yavrularımızın bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Ama sevgi ihtiyacını karşılamak hepimize düşüyor. Ayaklarına da sağlık, yine bekleriz. Mutlaka geleceğiz. Hadi hoşça kalın. Görüşürüz. Güle güle. Bay bay, bay bay. Çok şükür bugün de doyduk. Oo, çok geç olmuş. Elif hadi kalk kızım gidelim. Bak teraviye geç kalacağız sonra. Hadi kızım geç oldu, biz de kalkalım artık. İyiydi böyle. Işıl. Hadi diyorum. Tamam ya, tamam. Bir gün biz de iftar alalım siz Ayfer teyze, olur mu? Yiğit sen de davetlisin. Elif dur şimdi, başıma hiç çıkarma beni. Ne esprili kadına yol. Geliriz, geliriz. Ben birazcık yoğunum bu aralar ama artık kısmet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ayağınıza sağlık. Hayırlı Ramazanlar. Meriç. Bugün beni nasıl mutlu ettiğini anlatamam. Hayatımda aldığın en güzel doğum günü hediyesiydi. Benim de hayatımdaki en güzel günlerden biriydi. Asıl böyle bir şey vesile olduğun için ben teşekkür ederim. Yarın da büyük günü. Çetin'in vekili kimmiş bir öğrensek var ya, bizi kimse tutamaz. Beni zaten zincirleseler de durmam Sedacığım.
Dükkan nerede? Üst katta amir. Kaya, sen üst kata çık, dükkanı yakın bir yere konuşla. Baş üstüne amir. Seda, Meriç. Buyurun amirim. Meriç nerede? Meriç? Şurada bir tane tektaş var da Sedacığım, bir baksana fikrini alayım. Kadın gözü bir başka oluyor da amirim, ben ondan şey ettiydim. Siz de kapıya yakın bir yerde durun. Kurye çıkar çıkmaz takibi alacağız. Bu adam bizi vekile götürecek. Sonunda. Başüstüne. Kusura bakmayın amirim. Of Yiğit ya. Çok merak ediyorum ya. Kim merak ediyormuşsun bakalım? Ben mi? Seda anneciğim ya. Seda arayacaktı beni. Hala aramadı. Çok ihmal ediyor beni. Anlamıyorum niye böyle yapıyor. Merak ediyorum yani. Işıl, dün gece diyorum iftarda. Elif'e karşı biraz garip davranmadın mı sence? Yo. Nasıl hak ediyorsa öyle davrandım. O ne demek Işıl? Anneciğim görmedin mi ya? Böyle bir kendini beğenmiş, kasıntı, mıy mıy. Hiç sevmem öyle insanları biliyorsun. Dayanamıyorum yani. Allah Allah. Bana da gayet normal göründü. Ha bu yaptıklarının Yiğit'le falan bir alakası yok değil mi? Anneciğim ne alakası var Yiğit'le? Her konuyu o tarafa çekiyorsun. Allah Allah ya. Cık. Odama çıkıyorum ben, ders çalışacağım. Tamam kızım. Kurye gelmek üzeredir. Gözünü de orada aç. Bu sefer başaracağız amirim. Çetin de köpeği vekil de cezasını çekecek bu sefer. Aynen öyle Yiğit. Amirim. Söyle Kaya. Kurye giriş yaptı mı? Evet amirim. Yalnız kurye değil, kuryeler. Nasıl? Amirim. Hikmet'in dükkanına teslimat için 3 tane kurye geldi. Tamam Kaya. Amirim. Üç kurye olması çok kötü oldu. Mecburen ayrılacağız. Kuryeler çıkar çıkmaz yakın takipteyiz. Amirim çıktılar. Bunlar. Kaya, biz soldakini takip ediyoruz. Yiğit, ortadaki senin. Seda Meriç, siz de sağdakini alın. Hadi bakalım, kolay gelsin. Baş üstüne. Kenan seni bekliyor depoda. Bir hafta sonum var Kerim. Hem daha uyanmadım bence. Sana çok fazla dayanamazsın demiştim değil mi ben? Yanlış demişsin. 10 dakikaya hazırım. Koca reisi sevdin galiba, ha? Garip bir adam. Hem de çok garip. Ama en azından nankörlük yapacak birine benzer.
Aferin evlat. Tam zamanında. Desene. Boynuz kulağa geçecek. Bunu zaman gösterecek reis. Sen çıkabilirsin Kerim. Kalmaya niyetim yok zaten. Alttan dersim kalmadı evvelallah. Emin misin? Teyzeciğim iyi günler. Bizi Hikmet Usta gönderdi. Evet ya bir teslimatta karışıklık olmuş galiba. Doğru ürün mü diye bir kontrol edebilir miyiz? Daha açmamıştım. Alın evladım. Rahmetli Muhsin Beyciğimin yüzüğü işte. Sağ olsun taşını da takmış Hikmet Usta. Pek güzel olmuş. Ya pek güzel oldu. Peki. Teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Merhabalar. Kolay gelsin. Merhaba. Hoş geldin. 10 tane gonca. Nota da nice 10. yıllarımız olsun. Hayatımın gonca gülü yazılacak. Allah kahretsin. Yanlış kurye. Ya dur bakalım. Belli olmaz. Bekleyelim. Çetin vekil diye seçtiği adamı hayatımın gonca gülü diye mi hitap eder? Yanlış işte. Yani belki kendi karısına falan alıyordur. Yani yolunun üstü diye uğramıştır. Sonuçta mevzu bahis aşksa görevi bekler Sedacığım. Vallahi ben sana diyeyim. 10. yılı 10 gülle geçiştiren adamın kafasında paralanır o güller. Merak etme. Yanında bir de bu var. En azından model hakkında fikrini alayım. Nasıl? Beğendin mi? Meriç. Papatya. Biliyor musun evlat? Kerim haklı. Baban için bu işi kabul ettim ama senden bir cacık olmayacağını başından beri biliyordum. Aslında baban da biliyor. Ama tek oğlundan patron kumaşı çıkmayacağını kabullenemiyor. Zayıfsın Fırat. Güçlü gözükmeye çalışıyorsun ama zayıf, korkak, aptal bir liseliden fazlan yok. Laf aramızda
Bence babanın gizleniyor olmasının en güzel tarafı ne biliyor musun? Seni görmekten kurtulması. Düşünsene. Her gün başarısızını seyretmek zorunda kalmıyor. Eğer benim oğlum olsaydı... seni bir dakika tutmaz. Kulağından tuttuğum gibi kapıya koyuverirdim. Ders ki sözler incitir ama öldürmez. Öldüren kurşunlardır. Sinirlerine hakim olmasını bileceksin. Çünkü düşmanları sürekli zayıf yanından saldırır. Eğer sakin olmasını beceremezsen kalkanlarını indirirsin. İşte o zaman gerçekten üzülürsün. Tabii üzülmeye vaktin kalırsa. Ne oluyor ya? Bu nasıl ders? Tatbikat bitti evlat. Sessiz ol. Sen burada kal. Bana kafa tutmak koca bir hayal. Burada başaramamak sıfır ihtimal. Polise de mesele varsa bizden sorulur.